Ay yok yok gelemeyiz. Biz yarın Haluk'la beraber Emre'nin yeni evine gideceğiz. Ha. Tamam. Ya evet. Tamam canım ayarlarız bir şeyler. Olduğu zaman sonra ararım ben seni olur mu? Tamam. Tamam görüşürüz. Hoşça kal. Ay çok özür dilerim. Çok uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşımı da açmak zorunda kaldım. Önemli değil Meltem Hanım. Biz devam edelim. Nasıl geçti Arda Bey'le görüşme? Aslında beni şaşırttı. Ben böyle bir şey beklemiyordum ondan. İşe geri dönmek istemediğinize emin misiniz Meltem Hanım? Eminim. Hem de çok eminim. Ya, uzun yıllar yoğun bir iş temponuz olmuş. Çalışmamak size göre değil. Bir kez daha gözden geçirin bu kararınızı derim. Ya ben hakikaten çok düşündüm. Yani öyle düşündüm, böyle konumlandırdım. Ne yaparsam yapayım, doğru kararı verdiğime eminim. Hayatınızda radikal değişiklikler yapıyorsunuz. İşe girmeyeceğim, geri dönmeyeceğim diyorsunuz. Çocuk evlat edinmek istiyorum diyorsunuz. Bunların hepsine adapte olabilecek misiniz? Sizin yardımınızla inşallah. Yani sadece benim yardımımla olmaz. Eşiniz Haluk Bey'in de destek vermesi lazım. Doğru. Yani Bakın, bu süreci birlikte yöneteceksiniz. Yani sizin psikolojinizi yeni çocuğunuza nasıl hazırlayacaksak Haluk Bey'i de öyle hazırlamamız gerekecek. şimdi normal şartlarda biliyorsunuz ki Haluk psikoloğa gelmez. Ama daha önce sizin için gelmişti. Bu sefer de gelecek. Çünkü o evlat edinmeyi benden daha çok istiyor. O zaman sizi müsait bir zamanda Haluk Bey ile bekliyorum. Yani bu ara tabii bu işlemler için çocuk esirgeme kurumuna gidiyoruz. Başka işlerimiz de var ama eminim arada bir yerde bir organizasyon yapabiliriz. Tamam, anlaştık Meltem Hanım. Şimdiden bol şans. Teşekkür ederim, sağ olun. Hoş geldiniz Meltem Hanımcığım. En yakın arkadaşım, can dostum, kan kardeşimin biricik eşi, şirketimin biricik müdüresi. Benim bakalım bu koltuk en çok kime özledi tahmin et. Seni. sevenleri daha fazla ayırmayalım. Bu koltuk artık gerçek sahibini bulsun. Buyurun güle güle oturun. Ben hiçbir şey anlamadım Arda Bey. İşinize tekrar hoş geldiniz diyorum Meltem Hanım. Siz beni bunun için mi çağırdınız? Surprise! Size sürpriz yapayım dedim. Bilirsiniz ben sürprizlerin adamıyımdır. Nasıl, beğendiniz mi sürprizimi? Çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim açıkçası. Ben işe geri dönmeyi düşünmüyorum. Anlamadım. Siz beni bir şeyler danışmak için çağırmadınız mı buraya Arda Bey? Evet Meltem Hanımcığım, yani tabii ki yani benim size danışacak bir sürü şeyim var. O yüzden hiç vakit kaybetmeyelim. Siz hemen geçin yerinize. Ben de buraya oturayım böyle yavaş yavaş tatlı tatlı danışmaya başlayayım. Nasıl diyorum? Hiç iyi demiyorsunuz. Ben bu Emir Vaki'den hiç hoşlanmadım. Anlamadım. Ben işe geri dönmeyi düşünmüyorum Arda Bey. Arda Bey, ne olur ısrar etmeyin. Ben işe geri dönmeyi düşünmüyorum. Ya ama hani Meltem Hanımcığım, anlamıyorum. Yani siz benim hayatımda tanıdığım en başarılı iş kadınısınız. Yani mesleğiniz öyle en top noktasındaki öyle pat diye niye bırakıyorsunuz? Arda Bey, bir kere öncelikle çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ama ben bundan sonra hayatımda farklı şeyler yapmak istiyorum. Bir kere Haluk'la yeni bir hayata başlıyoruz. Bir çocuğumuz olacak. Evlatlık başvurusunda bulunduk. Bundan sonra aileme daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Öncelikle evim birazcık değişti. Anlıyorum o zaman Meltem Hanım. Yani madem böyle bir karar aldınız, bana da saygı duymak düşer. Yani hem sizin adınıza hem de yani sıcak bir yuvaya kavuşacak olan o şanslı yavrumuz adına çok sevindim. Ama şunu bilin, kendi adıma üzüldüm. Aynen. Üzülmeyin. Üzülmeyin Arda Bey. Güzel günler bizi bekliyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır. Ayrı dümen tutar.